sonsuzluğa uğurladığımız Ulu Önder, Mustafa Kemal, Atatürk'ün özellikle altını çize çize vurgulayalım. 84. yılıydı sonsuzluğa uğurlamamızın. Evet. Ve tabii bambaşka duygular içindeydik yine. Akrep 9'a, Yelkovan 5'e geldi. Ondan sonrası tıpkı 84 yıl öncesi gibiydi. Yurdun dört bir yanında sirenler çaldı. Trafikte, sokakta, meydanlarda, sahilde, suyun derinliklerinde, feribotta, tramvayda. Milyonlar saygı duruşuna geçti. Bursa'da zeytin toplayan çiftçiler, Zonguldak'ta madendeki işçiler, ülkenin her karışında milyonlar tek yürekti. Hüzün, acı ilk günkü gibi tazeydi. Duygularımızı anlatmak çok zor. Antalya'da Rus ve Ukraynalı kadınlardan oluşan koro, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için İzmir Marşı'nı söyledi. Kendisini saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. 3 yıl önce Buca'da ortaokul öğrencilerinin sergilediği performans hala hafızalardan silinmedi. Sadece 10 Kasım'da değil, son Kasım'a kadar bir millet bir kez daha aynı duyguda birleşti. Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben, senden daha özel. Milyonlar tek yürek oldu. Gerçekten çok güzel anlar. Evet. Her izlediğimizde de aynı duyguya hemen kapılıyoruz. Şimdi Dolmabahçe Sarayı'na giden yürüyüş yolu vardır biliyorsun. Atamızın fotoğraflarıyla süslendi 10 Kasım için. Ve o anlarda yankılanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün sesleri vardı o sokakta. Evet. Gerçekten çok güzeldi. O da duygusal anlar yaşattı. Biraz da oraya bakalım, bakalım istersen. Daha çok ve daha büyük işler yapmak esnoliler bahçemde. Beşiktaş'ı ilerleyen o yol. Evet. Binlerce, milyonlarca insanın her gün gelip geçtiği. Zaten sağlı sol atamızın fotoğraflarıyla doludur. Bir de o sesle düşünsene o atmosfer dün. Bambaşka bir durum. Çok başka bir gerçek. Zaten hani 7'den 70'e genci, yaşlısı, kadın, erkek artık. Evet. Dün bütün gün atamızı ziyaret ettiler. Son istirahatgahı. Ve ondan sonra zaten Anıtkabir'e geçiyor. Çok duygu dolu anlardı. Orada öğretmenlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin konuşmaları bambaşkaydı. Her geçen yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan ilgi, onu daha anlama konusunda çok daha farklı çok ve güzel oluyor tabiri caizse. Evet. Bu da umut verici bir şey. Bir taraftan Anıtkabir'de de tabii. Ay, o çok güzeldi. Evet, dün özellikle o resmi görüntüler... askeri ve sivil erkan dediğimiz o bölüm gittikten sonra halka açıldı ve bütün Anıtkabir birdenbire atasına kavuştu. Özellikle yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar. Özellikle gece de muhteşem olmuş. Hı-hı. Baksana görüntüleri. Thank you.
arkadaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptı. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Anıtkabir'i her ziyaretimde, bu görüntüleri her gördüğümde ben yani gözyaşlarım istemsiz. Tabii. O duygu doluyor, taşıyor. Gerçekten çok güzel. Gün boyunca zaten sürdü ziyaret çakını. Akşam saatlerinde de işte bu şekilde. Hani çok Ankara güzel. Tabii nispeten gecesi artık soğumaya da başladı. Evet. Ona rağmen yine gördük çoluk çocuk, genç yaşlı herkes atamıza kavuştu. Ne kadar da güzel. Sesi de yine aynı şekilde yankılanıyor idi. Evet, bir kez daha sevgiyle, saygıyla, minnetle, özlemle, çok büyük özlemle anıyoruz, vefayla anıyoruz. Seneye de 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı ve atamızın 85. ölüm yıl dönümü olacak. Evet.